Miyonlar tüp bebek tedavisine bulundukları yere göre engel olabilirler. Burada biz miyonları daha ziyade 3 ayrı başlıkta inceliyoruz. Bunlardan bir tanesi rahimin hemen içerisinde yani rahim zarının içerisinde embriyonun yerleştiği yerde yer alan miyonlardır ki biz bunlara submiköz miyomlar diyoruz. Submiköz miyomlar kesinlikle tüp bebek tedavilerinde engel teşkil ederler ve tespit edildikleri zaman bunların mutlaka alınmaları gerekir. Submiköz miyomları biz ultrasonda tespit edebiliriz. HSG dediğimiz rahim filmlerinde tespit edebiliriz ya da sono HSG dediğimiz sulu ultrason yaparak tespit edebiliriz ve bunların histeroskopi yöntemiyle kolayca alınması tüp bebek tedavilerindeki en önemli başarısızlık nedenlerinden birini ortadan kaldırır. Eğer miyonlar rahim duvarındaysa ki bunlara intramural miyonlar diyoruz. Bunların ancak tüp bebek tedavileri iki kez başarısız olduktan sonra en az alınmaları önerilmektedir. Yani İlk iki tüp bebek denemesi intramural dediğimiz rahim duvarındaki miyomlarla birlikte yapılabilir ama eğer bunlar başarısız olduysa bu miyomların da alınması gereklidir. Subseröz dediğimiz üçüncü grup yani rahimin dışında yer alan miyomların ise tüp bebek tedavilerine herhangi bir etkilerinin olduğu düşünülmemektedir.